Kahramanmaraş'ın altyapısını detaylarıyla anlatıyor. Bu bizim arayıp da bulamadığımız bir ortamdı. Her salı akşamı Aksu TV ekranlarında canlı yayınlanan Artı Eksi programına bu hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuk oldu. Ana caddelerde kanalizasyon ve yağmur suyu yapılmıştı. Çünkü iki ana caddesi var. İstasyon Caddesi ile Mahir Ünal Caddesi 50 milyonluk bir yatırımla oradaki su, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı, orada daha doğrusu ilk defa yağmur suyu altyapısı koyduk. İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında oraları yeniledik. Tamamı kuyulardan karşılanıyor. 18 milyon TL yıllık enerji maliyeti var. Depremin birinci üssü, hasar yüksek, yine 60'tan fazla kayıp var. Altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. 500 milyon TL yatırımla oranın da tamamının su, kanalizasyon, altyapısı yenileniyor. Hukukçu, inşaat mühendisi, araştırmacı yazar Serdar Erdoğan Yılmaz ile Ekonomi Gazetesi il temsilcisi Ali Eskale'nin sunduğu programda Başkan Güngör, altyapı çalışmalarında gelinen son nokta ve KASKİ'nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Göksu'numuzun su kaynağı Mehmet Bey Gözü. Oradan cazibeyle gelen bir su. İçme su şebeke hattımız yenilendi. Yalnız ishal hattımız yenilenecek. O proje kapsamında kanalizasyon yağmur suyu atık su arıtma tesisi için yine bu kaynaktan 1 milyar TL kaynakla Göksu'numuzun kanalizasyon yağmur suyu atık su arıtma tesisini yapmış olacağız. Akife ishal hattından bu hat yenilenecek ve cazibeli su artışı sağlanmış olacak buradan. 40 su kaynağından 50 litre saniye su alındı. Buraya takviye edilecek. İlçe merkezi için içme suyu, kanalizasyon, altyapısı o dediğim kaynaktan tamamı değişecek. 315 milyonluk bir yatırım bedeli var. Atık su arıtma tesisinin ihalesi yapıldı. 200 milyonluk o da inşallah yapılmış olacak. İçme suyu, kanalizasyon şebekesi mevcut. Burada en sorun alanlardan biri heleten içme suyu, kanalizasyondu. Bu yıllardır en fazla yakından ihalesini yaptık, başladı. İnşallah 120 milyon TL maliyetiyle, İller Bankası'nın kredisiyle Helete'nin su ve kanalizasyon sorunu çözmüş oluyoruz. İçme suyu şebekesi yenileniyor 100 milyon TL. Kanalizasyon şebekesi mevcut. Atık su arıtma tesisi de tamamlandı 80 milyonluk. En az 100 yıllık bir süre içinde atık su arıtma ile ilgili Nurhan bir sorunu kalmamış oldu. İçme suyu şebekesi yenilendi 100 milyon. Kanalizasyon şebeke hattı var. Depremde 40 göz içme suyu kaynağı büyük hasar gördü. Kaptaj yenilenecek. Bu çalışma devam ediyor. İçme mevkiindeki dere ıslahı ve çevre düzeni de burada yapılacak, devam ediyor. Suyun musluktan akması için birçok işlemden geçiyor. Bu bir barajdan, bir kaynaktan, ishal hattı, terfisi, arıtması, işletme maliyeti, elektriği, personel çalıştırması, bakım onarı gibi bir sürü bu işlemden, maliyetten geçiyor. Bizim şu an şehirde ortalama ilin tamamında suyu 20 TL'ye mal ediyoruz. Ve ortalama ücrette 10 TL'ye satıyoruz. Sudaki şey enerji maliyetlerinden bahsediyorsunuz ya, kuyularla evet. ilgili falan, terfilerle ilgili. Bununla ilgili güneş enerjisiyle bir çözüm bulunamaz mı? Var mı öyle bir çalışmanız? Şimdi bulunabilir, onun da bir yatırım maliyeti var ama sadece terfi şey değil. Şimdi siz arıtma yapıyorsunuz. Evet. Yani bir suyu barajdan aldığınızda mutlaka arıtma yapıyor. Arıtmanın da bir şeyi evet. var. Enerji maliyeti var. Personel gideri var. Terfinin maliyeti var. Şimdi biz tabii ki mesela arıtma bizim tesisi buradaki %40'ı güneş enerjisiyle çalışıyor. Evet. Ama bu da bir yatırım gerektiriyor.